Salih Tuna, Aydın Doğan'ın medyası PKK'nın neresinde? Hatırlıyorsunuz değil mi? Elan, HDP milletvekilleri olan Leyla Zana'dan Dengirmir Mehmet Fırat'a kadar birçok isim bu işi ancak Erdoğan çözer diyordu. Haziran 2012'de çözüm için hepimiz Erdoğan'ı desteklemeliyiz diyen Zana'ya, Kürt aydınlarından da imza kampanyasıyla destek gelmişti. Aslında bu kanaat toplumun kahirekseriyetinin duygu ve düşüncesinin dışa vurumundan ibaretti. Ne oldu? Dönemin başbakanı Sayın Erdoğan anaların gözyaşları dinsin diye bütün bir siyasi hayatını riske atarak baldıran zehri içmek pahasına sorunu çözmeye koyuldu. Bedelini de ağır ödedi. Aslında gezi gericiliği de 17 Aralık darbe teşebbüsü de diktatör algısının yerleştirilmeye çalışılması da hep bu bedele mündemişti. Anaların gözyaşlarını dindirmek demek, yeniden Büyük Türkiye'yi inşa sürecine dev bir adım atmak demekti. Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa etmek de dış dinamiklerin operasyon bataklıklarını kurutmak demekti. Malumunuz barış süreci başlayınca aydın aşireti çılgına döndü. Demokrasi gelmeden barış olmaz diye diye kendilerini dağlara vurdular. Sonuç itibariyle PKK'nın savaşa yani Mehmetçi öldürmeye devam etmesini istiyorlardı. İstedikleri olmayınca da Erdoğan'a fasılasız hakaret etmeye başladılar. Tehlikenin farkındaydılar. Çatışmalı ortamda imtiyazlı konumlarını sürdürüyorlardı. Bataklık kurutulunca kuruyacaklarını biliyorlardı. Bataklıkta yeşermek dolayımında yalnız değildiler. Etnisite ve mezhep sorunlar, asimilasyon ve inkar gibi faşizan politikalarında katkısıyla dış dinamiklerin kolaylıkla operasyon çektiği bataklıklara dönüşmüştü. İmdi. Soru şudur. Madem dış dinamikler için bu bataklıklar vazgeçilemezdi, neden çözüm süreci diye tutturuyorlardı? Sahi, ne menem çözüm istiyorlardı? Hayır, hiçbir zaman istedikleri çözüm değildi. Kürt ve Türk çocuklarının ölmesi de zaten umurlarında değildi. Bunların dilindeki çözüm, harita dayatmaya gidecek yollara taş döşemekti. Aydın aşiretinin, Hürriyet gazetesi köşe yazarı Taha Akyol'un İslam nereye gibi oryantalistik serlevhalarına benzeyen Kürt sorunu kavramsallaştırması bile sorunluydu. Evet, Erdoğan haklıydı. Kürt sorunu diye bir şey yoktu. Sadece ve sadece Kürt'ün sorunu vardı. Bu aydınların tasnifleri de sorunluydu. Söz gelimi Irak'ı Sünniler, Şiiler ve Kürtler diye tasnif ediyorlardı. Sanki dersin Kürtlerin mezhebi yoktu. Ahmet Altan gibilerde Türkiye'de de İslamcılar, Kürtler ve Türkler gibi tasnifler yapıyorlardı. Bu kafa 2010'da Taraf gazetesinde İslamcılar Kürtler için yürüdü manşetine yer vermişti de İslamcılar yerine Müslümanlar deseydin, Müslümanlar Kürtler için yürüdü mü diyecektin, Kürtler Müslüman değil mi demiştim. Hülasa bu aydın aşiretinin ele aldığı hiçbir sorun çözülemez zira sorunun bizzat taşıyıcısıdırlar. Sayın Erdoğan'a diktatör demelerinin gerçek nedeni çözülmeye neden olacak olan çözüm süreci yerine vahdete ulaştıracak olan milli çözüm sürecini devreye sokmasıdır. Yoksa özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açan, Türkçe alfabede yer almayan bazı harflerin kullanılmasını serbest bırakan, ilkokullarda andımız uygulamasına son veren, farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda hakkı tanıyan, barajı %5'e çekip daraltılmış seçim sistemi uygulamayı ya da ülke barajını kaldırıp tamamen dar bölge seçim sistemine geçmeyi talep eden bir lidere ne diye diktatör desinler? Öcalan'ın 2013'te Diyarbakır'da okunan mektubunda da milli çözüm süreci yansımıştı. O kadar ki Öcalan'ın "Bugün Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıldır İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır." ifadesindeki İslam vurgusu sevgili çandarı rahatsız etmişti. Hatta Hristiyanların ve demokratların bundan tedirgin olmaları gerektiğini dile getirmişti. DTP eş başkanı Aysel Tuğluk, Aydın aşiretinin bu yüzide elemanını teskin etmiş, PKK laikliğin güvencesidir deyivermişti. Devir değişmiş, bölgede Amerika'nın taşeron örgütü IŞİD veya DAEŞ'in vahşeti boy göstermeye başlamıştı. PKK bu sefer de IŞİD'e karşı tüm bölgede laikliğin ve hatta yaşam hakkının güvencesi rolünü oynayacaktı. Hele hele vesayetsiz yapamayan malum çevreler nezdinde PKK-TSK'nın HDP'de CHP'nin rolüne bürünecekti. Bunun karşılığında da herkes Türkiye'nin bölünmesine razı olacaktı. Zaten bir süredir aydın aşiretinin azgın liberallerinden biri konjonktür müsait sakın azla yetinmeyin bağımsız devlet kurun şeklinde kulaklarına üfürüyordu. Irkçı Siyonist Network de yanlarındaydı. Aydın Doğan'ın adamları paralelci çete, PKK ve HDP'nin bizi IŞİD veya DAEŞ belasından kurtaracaklarını propaganda ediyorlardı. Daha önce de söylediğim gibi bütün mesele AK Parti ile IŞİD'i eşitlemekti. Dışarıda ve içeride buna çalıştılar. Mesela Can Dündar üzerinden paralele eklemlenen Cumhuriyet gazetesi MIT tırları tezvirini bu nedenle tekrar servise soktu. Uzun lafın kısası plan şahaneydi. Ama bozuldu. Uykuda polis öldürenlerin boğaz kesen IŞİD veya DAEŞ'ten farksız oldukları ortaya çıktı. Gel gelelim Erdoğan düşmanlığına mahkum olanlar derin uykularından hala uyanabilmiş değiller. Coşkun Bekirler, Dündar Uğurlar, Çöleşan Eminler, Mehmetçiğin o uğruna savaştığını söyleyecek kadar PKK'nın yanına savrulduklarını bile göremiyorlar. Erdoğan düşmanlığı gözlerini öyle kör etmiş ki nasıl bir psikolojik harbe koşulduklarının ayırdığına bile varamıyorlar. Aydın Doğan'ın hürriyeti postasız yenen türkü böyle değil.'' her şeyin gayet farkında ve gayet sinsi şekilde hareket ediyorlar. TSK ile PKK'yı taraflaştırıp kendilerini de tarafsızmış gibi göstermeye çalışarak tuğyandan bozgunculuktan yana taraf oluyorlar. Resleşme diyerek PKK uzantısı bir partinin lideriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı bir tutuyorlar. Aydın Doğan 28 Şubat darbesine katkısını benim medya organlarım İslamcı koalisyon hükümetine karşı savaş verdi diye ortaya koymuştu. Peki şimdi ne yapmak istiyor? Benim yayın organlarım PKK'nın yanında savaş verdi demeyecekse yayın organlarının bu rezil hali nedir? Dünyanın hiçbir ülkesindeki merkez medya, düşman ordusu veya teröristlerle savaşırken kendi ordusu veya kendi askerine oy için savaşıyorsunuz demeye getiremez. Sayın Aydın Doğan adamlarına lütfen çeki versin. Akan Mehmetçiğin kanıdır. Bu vebelden kurtulmak 28 Şubat'tan kurtulmaya benzemez. Salih Tuna Yeni Şafak